Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda size Battle Pass'ta ücretsiz olan bir gemiyi tanıtacağım. İsmi SPC F110. Bu gemi bir muhrip sınıfından bir gemi. Bu gemide hız var, manevra var, her şey var. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde X51 ve yeni gelen A222 Break ve RPK1 Victor PKX var. Bomba tarı 2 tane olduğu için çok avantajlıyız. Birine RPK takarak, diğerine de RUR5C Asrock takarak daha iyi torpidoları engelleyebileceğiz. Ama diğerinde engelleyemeyeceğiz. O yüzden arkadaşlar videomuza başlamadan önce like atıp yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım lütfen. Evet, görmüş olduğunuz gibi hava savunmalarımız da var. CA Captor AA adında gayet güzel bir ve hızlı bir gemi görüyorsunuz şu an. Bu gemi çok efsane olacak ve yüksek hasarlar için odaklanmış bir gemi. X51 yerine ise atmaca bile takılabilir. Atmaca taktığımızda daha fazla füze spamlayabileceğiz. Bu şu anda takmış olduğum bomba atarlar sayesinde birçok füze spamlamayı sağlayacak. Burada da X51'i deniyor olacağız arkadaşlar. Şimdi zaten burada normal şartlarda çevrim dışı oyuna girebiliyoruz. Çünkü hızlı oyun ya da online oyuna girme şansımız bizim yok şu an. Çünkü alfa server'da olduğumuzdan dolayı öyle bir durum söz konusu değil. Evet, bu helikopteri de güncellemişlerdi en son. Ona da bakmış olacağız. Rakiplerimiz nerede onu da görelim. Evet, karşımızda gördüm şu an. O rakibimize doğru ilerlemeye çalışıyorum. Siz bu gemi hakkında neler düşündüğünüzü yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizce nasıl? İyi mi, kötü mü ya da berbat mı? Onu yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi şöyle saklana saklana vuracağız arkadaşlar. Yani vur kaç taktiği dediğimiz, bizim kendi geliştirdiğimiz bir taktiğimiz var. Muhrip gemilerde, frigatlarda bu taktik çok önemlidir. Vur kaç taktiği. Karşımızdaki rakip biraz sağlamsa bu taktiği kullanarak rakibin içinden geçeriz. Ama uçaklar bize hasar verebilirler. Hatta uçaklar bizi yok bile edebilirler. O yüzden çok daha hızlı bir şekilde yok edebiliriz. Hava savunması birazcık az olsa da yine de işimizi görür diye düşünüyorum. Şimdi burada füzelerimizi spamlamaya çalışıyoruz. Torpidolarımızı 3 tane gönderiyoruz. Diğer PKX yerine RUR5C Asrock takılabilirdi. Taksaydık şu an gelen torpidoları engellemiştik. Ama biz sadece hasar odaklı ve spam odaklı oynadığımız için bunu maalesef yapmadık. Evet, burada karşı gemiye olabildiğince çok hasar verdim de. Torpidolar var, onlar gitsin, tamam. Şimdi gemi zaten hızlı arkadaşlar. Hızlı gemileri seviyorsanız bu gemi sizin için çok iyi olacak. Ve nükleer de seviyorsanız gayet güzel olacak sizin açınızdan. Şimdi rakibimizi 3 tane kişi var orada. Oraya girersek ölürüz büyük bir ihtimalle. O yüzden saklanacağız tekrar şöyle. Çok ileri gitmeden hasarlarımızı vermeye çalışacağız buralardan. Çünkü oraya gittiğimizde bizi yok bile ederler. Çünkü canımız biraz düşük. Torpidolar var. Mesela bak, torpidoları şöyle yaparsak yemedik. Hiçbirini yemedik görmüş olduğunuz gibi. Nasıl oldu ben de anlamadım. Yeni taktik geliştirdim torpidoya karşı. Yan durduğumuzda torpido çok fazla hasar verir. Ama düz durdum, hasar yemedim. Bu da ilginç bir taktik oldu gerçekten. Taktik içinde taktik. Bu da füze spamlama arkadaşlar.
Füzeleri ne yapıyoruz? Burada spamlıyoruz. Evet, atmacı taktığımızda yukarıya. Önce rakibin hava saptırıcı, yani füze saptırıcılarını kullanması gerekiyor. Füze saptırıcılarını kullandıktan sonra, mesela şu anda kullandığı gibi, atmacıyı atabiliriz ya da diğer nükleerleri gönderebiliriz. DF-12 olabilir, Brahmos olabilir, farklı füzeler olabilir. Ama rakibin saptırıcılarını devre dışı bırakmamız gerekecek. Bakın ben yine burada spamlarımı gönderiyorum. Ama tabii ki ne yapıyor? Hepsini gönderdiğim için saptırıcı bastı ve PKX çok hızlı dolum süresine sahip olduğundan dolayı sürekli gönderebiliyorum rakibe. Burada yine yan durduk ve torpidoları yedik. Tabii o da ayrı bir şey. Ama bu gemiyi ben beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Şu ana kadar 1,5 milyon hasara sahibiz. Bu hasar giderek artacak diye düşünüyorum. Bakalım nasıl arttıracağız hasarı. Şimdi o da öldü mü? Yok, ölmedi. Zaten tek başıma oynuyorum. Sanki 1v5 oynuyormuş gibiyim şu an. Bizim diğer botlar çalışmıyor hiçbir şekilde ya. Diğer botlar çalışmış olsa o zaman hasar veremeyiz. Yani bu kadar hasar çıkartamayız. Aslında bunu online maçta ya da özel odalarda denemek lazım. Botlara karşı çok eğlenceli olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi hiç eğlenceli değil. Neyse, nihai güncelleme geldiğinde son sürüm, o zaman odalarımıza devam edeceğiz. Her akşam canlı yayındayız. Her akşam saat 9'da canlı yayındayız. İsterseniz ne yapabilirsiniz? Gelebilirsiniz. Evet, bu videoyu buraya kadar izlediysen kanka, like atarsan çok memnun kalırım gerçekten. Çünkü like'lar çok önemli arkadaşlar. Bir like bir like'tır yani. Bir de ücretsiz olduğu için like atıp geçin. Videoyu izleyemeseniz bile like atarak, yorum yaparak destek sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü videoları önersin. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi 2 milyon damage atmışız. 2 milyon ve bütün gemileri öldürmüşüz. Gemimiz çok küçük şu an. En küçük gemilerden, dünyanın en küçük gemisi olabilir. Ve küçük ve hızlıyız. O yüzden çok daha iyi hasarlar çıkartabiliyoruz bu konuda. Evet, şöyle devam edelim bakalım. Helikopterimizle ileriye doğru gidiyoruz şöyle. Biraz hasar vermeye çalışıyorum helikopterle ama ne kadar hasar verebilirim? Gerçekten ben de bilmiyorum. Evet. Evet, rakibi gördük şu an. XL1'leri gönderdik. XL1'leri aldı. 7. 3 tane torpidomuz var. Tanesi 21K'dan 68K'ya kadar ulaşabilir. 21, 40, 60, evet 60 küsurlara çıkabiliyor arkadaşlar torpidolarımız. Bomba tarımız da var. İstediğiniz her şey var. Hız var. Manevra var. Yani yok yok. Böyle bir gemi daha ne görüldü ne de duyuldu. Oyunun en iyi gemilerinden biri olabilir bu gemi diye düşünüyorum ben. Çünkü 4 tane torpido demek, 4 tane bomba atar demek büyük bir şey demek yani. Gayet bizim için iyi. Aslında RPK yerine, PKX yerine burada CAS, sonra CH-901 takılabilir. Farklı farklı kombinasyonlar yapılarak bu gemiyi daha farklı ve daha üstün kılan bütün ekipmanları takabiliriz. O yüzden biz şöyle devam ediyoruz. Bu top yerine top 32K vuruyor. TMF kullanabiliriz. Çünkü TMF 2 taneli bir top. Ateş 2 tane attığı için. O yüzden bu top yerine onu da kullanabiliriz, TMF'yi. Ya da Monarch da olabilir aslında.
Ama bu top Monark da aynı gibi. Çünkü Monark 24K mı 30K mı öyle bir şey hasar veriyordu. Ama bu top da 30K hasar veriyor sanırsam. Yani ama tek atış olduğu için tek bir kere atıyorsun, tak doluyor hemen. Bak mesela tak atıyorsun doluyor. Tak tak atıyorsun tak tak doluyor gördüğünüz gibi. Evet, şuradan videonun altından beğen tüne tak tak yaparak videoyu beğenebilirsiniz. Evet, yine 1 milyon 700 hasara sahibiz botlara karşı oynadığımızda. Öyleyiz. Bir de gerçek insanlara karşı oynarsak ne kadar hasar vereceğimizi bilemiyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.